Merhaba Emel Hobi ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz harika bir desen çalışacağız arkadaşlar. Örmesi gayet kolay. Yine herkesin örebileceğine inanıyorum. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğeniler de desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi 35 tane ilmek var ve anlatıma ben başlamadan önce bu şekilde 6 sıra haroşa ördüm ki bir yeleğin ön parçasına bu desen nasıl yerleştirilir hep beraber öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar haroşamızı veya herhangi bir lastiği ördükten sonra 7 tane ilmeğimizi kenar pat olarak bırakıp kalan ilmeklerimizi 4 sıra ön tarafa düz örgü düşecek şekilde bir mesafe açmamız lazım lastikli desen arasında. Şimdi 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim Örgüm bitene kadar önden arkadan düz öreceğim. Ve haraşıp kenar patımı yukarı doğru çıkarmış olacağım. Şimdi kalan ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Arka taraftan son 7 ilmek hariç hepsini ters örüyorum. Örgümün ön tarafına geçip tekrar aynı bu şekilde ördüğüm gibi düz örüyorum. Bir sıra daha 3. sıramız oluyor. Ve tekrar arka taraftan bir sıra daha ters örerek ön tarafa 4 sıra düz desen açıyorum ki her desenin arasındaki mesafemiz 4 sıra olacak şekilde ayarlayacağız. Dilerseniz 2, dilerseniz 6, dilerseniz 4. Burayı size bırakıyorum ama 4 gayet ideal. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İkinci sırama geçtim ve son 7 ilmek hariç ters örüp son 7 ilmeği düz örüp ikinci sıramı da bitiriyorum. Üçüncü sıramı düz örüyorum. Dördüncü sıramı da ters örüp tekrar sizinle ön tarafta buluşuyoruz arkadaşlar. Şimdi örelim. Evet arkadaşlar, örgümüzü lastikler arasında mesafe kısacak kadar 4 sıra düz örgü olarak ördük ve 8. ilmeğini altında da ipimi bağladım ve hemen şimdi desenimizi kurmaya başlayalım. Evvela kenar patı ilmeklerimi örüyorum. 7 tane. 2 3 4 5 6 ve 7. Burası önden arkadan sürekli düz giden ilmeklerimiz. Şimdi ipimi bırakıyorum beyaz ipimi yeşil ipimi alıyorum ve üstünden atlatıyorum İpi ön tarafa çekiyorum şimdi hemen ilk ilmeğimizi ters örüyoruz hiç ipimiz arka tarafa geçmeden desenimiz kuruluyor bir tane ters örüp ip yine önde öndeyken bir ilmek alıyorum bir ters bir ilmek, bir ters bir ilmek aldım bir ters bir ilmek aldım bir ters bir ilmek aldım bütün ilmeklerimizi bu şekilde bir ters örüp bir ilmek alıyoruz bir ters, bir ilmek al. Bir ters, bir ilmek al. Arada kontrol edelim, hata yapmayalım. Bir ilmek aldım, ip kendi tarafında bir ilmek aldım. Bir ters, bir ilmek aldım. Bir ters, bir ilmek aldım ve bir ters. Son ilmeğimde ters örüyorum arkadaşlar. Örgümün arka tarafından ikinci sıramızı örelim. Arkadaşlar yeşil ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örmeden aldığımız beyaz ilmekleri düz örüyoruz. Yeşil ilmeği ters, beyaz ilmeği düz. Ters, düz, ters, düz şeklinde desenimizin ikinci sırasında örmüş oluyoruz beyaz ilmekler düz yeşil ilmekler ters bir düz bir ters burada dikkat etmeniz gereken sadece yeşil ilmeklerin ters, beyaz ilmeklerin düz oluşu desenimiz iki sıra şeklinde çıkıyor şimdi bu sırayı bitirdikten sonra yine arkadaşlar 4 sıra beyaz ipimize ön tarafa düz örgü öreceğiz evet yeşil ipimin üzerinden beyaz ipimi atlattım ve kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum ki kenar patımızda örmüş olalım Evet ipimizi sıkılayalım şimdi arkadaşlar tekrar ön taraftan 4 sıra aynı lastikle desen arasındaki mesafeyi öreceğiz ve tekrar yeni rengimizi bağlayıp devam edeceğiz Evet başlayalım yine Beyaz ipimizle devam ediyoruz. Önden bir sıra düz, arkadan bir sıra ters, önden bir sıra düz ve arkadan bir sıra ters öreceğiz ve 4 sıra örüp ikinci rengimizi bağlayıp tekrar başlayacağız. Şimdi arkadaşlar bu 4 sırayı tekrar örelim. Sizinle buluşalım. Evet arkadaşlar, 4 sıra örgümüzü yine bu şekilde ördük. Ön tarafa beyaz ipimizle düz desen olarak. Şimdi yine ipimi renk değiştireceğim ve pembe bağladım. Hemen kenar patı ilmeklerimi örerek başlıyorum. Bu deseni en az iki renk görebilirsiniz arkadaşlar. E ama elinizdeki kalan aynı türden ipleri değerlendirmek istiyorsanız benim gibi çok renkli de örebilirsiniz. 7 tane kenar patı ilmeğimi ördüm. Beyaz ipin üzerinden pembe ipimi atlatıp ön tarafa alıyorum. İlk ilmeğimi ters örüp bir ilmek alıyorum. Bir ters, bir ilmek al. Bir ters, bir ilmek al. Bu şekilde arkadaşlar bir ters, bir ilmek al şeklinde sıranın sonuna kadar örgümüzü örüyoruz. Desenimizin hepsi bu kadar arkadaşlar. Gayet kolay. Herkesin yine rahatlıkla örebileceği bir model oldu. Aynı zamanda ipliğinizi değerlendirmiş oluyorsunuz bu tür modellerde Evet bakalım kontrolümüz sağlayalım Evet bir pembe bir beyaz şeklinde geldik örgümüzün arka tarafından pembe ilmeğimi ters beyaz ilmeğimi düz bir ters bir düz bir ters bir düz şeklinde devam ediyor Instagram sayfam Emel Hobi olarak arkadaşlar 5 yıldır devam ediyorum. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Şimdi beyaz ilmekleri düz, pembe ilmekleri ters. Nereye kadar örüyoruz? 7 tane ilmek kalana kadar. Evet. Pembe ipimi bıraktım. Beyaz ipimi alıyorum. Pembe ipimin üzerinden atlatıp alta veriyorum ve kalan 7 tane ilmeğimi düz örüp kenar patı ilmeklerimle örmüş oluyorum. İpimi de sıkıladım. Evet bakın ikinci sıramız da bitmiş oldu bu şekilde. Şimdi tekrar 4 sıra beyaz çalışacağız. Sonra tekrar yeni bir ipimizi takacağız arkadaşlar. Bu şekilde desenimiz devam ediyor. Ben yine başladım örmeye. Şimdi önden bir sıra düz. Bu şekilde. Arkadan bir sıra ters. Nereye kadar? Son 7 ilmeğe kadar. Tekrar önden bir sıra düz. Ve tekrar arkadan bir sıra ters ördüğümüz zaman Buradaki şu mesafeyi yine açmış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben örgümü bir miktar örüyorum. Şu sırayı bitireyim. Evet düz örgümün birinci sırasını beraber örmüş olduk. Evet. Şimdi arkadaşlar ben örgümü bir miktar öreyim ve sizinle tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar desenimiz bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Çok güzel bir model açıkçası ve çok da kolay ve kalan ipliğinizi değerlendirebileceğiniz bir model oldu yine. Evet inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Ben çok severek ve çok hızlı bir şekilde ördüm. Rahatlıkla eğer yakadan robalı bir yelek başlayacaksınız eğer veya hırka özellikle eteklerini ve hırkalarda kol ağızlarını lastikten önce çalışırsanız bu şekilde 3 veya 4 sıra çok güzel sonuçlar elde edersiniz. hırkalarınızı yeleklerinize fark katarsınız arkadaşlar. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.